Kadir Doğan, ne söylersiniz, nasıl yorumluyorsunuz bu gelen yeni sıcak açıklamayı, ne söyler bize? Şimdi birincisi, birçok açıdan bakarsak açıkçası İran için biraz vahim bir açıklama bu. Böyle bir açıklama yapılmış olması da biraz daha durumun vahametini daha da gösteren bir durum. Şimdi öncelikle biz burada yapılan işte açıklamanın içerisinde belirtilen işte 7 kilogramlık harp başlıklı kısa menzilli bir mühimmat demiş. Şimdi bir patlama olduktan sonra ona dair işte ancak parçaları vesaire bulursanız bu gibi şeyler de tespit edebiliyorsunuz. O açıdan biz hani ilk diğer Habertürk yayınlarımızda söylemiştik ya, işte bir kamikaze İHA ya da güdümlü, yani uzaktan kontrol edilebilen bir mühimmatla ancak o kadar küçük bir alandan siz içeriye böyle bir mühimmatı güdümleyebilirsiniz diye. Şimdi 7 kilogramlık harp başlığı dediği sınıfta en yakın olan mühimmat, İsrail'in elinde Hero 400 isimli bir kamikaze araç var. Bu araç yaklaşık 2 metre kanat açıklığında, 2 metre uzunluğunda, 2,5 metre kanat açıklığında. Havadan atamıyorsunuz bunu. En azından açık kaynaklı bildiğimiz verilere göre, yani bir uçaktan veya bir İHA'dan atılan bir kamikaze değil. Bir zırhlı bir taşıyıcı araçtan, bir launcher'den, bir pick-up'tan atabileceğiniz, yani karadan bir hedefi vurabileceğiniz, aynı zamanda ucunda bir kamera bulunan, kamera yardımıyla işte pilotun kontrol ettiği, çok da böyle aşırı da hızlı gitmeyen araçlar bunlar. İsrail'in elinde bu tanıma uygun, yani İran Devrim Muazzam'ın yaptığı bu tanıma en uygun mühimmat bu. En olası ihtimal de bu. Şimdi bunun, bu mühimmatın veya buna benzer herhangi bir kısa menzilli mühimmatın ortalama maksimum menzili 100-150 kilometre, maksimum 200 kilometre. Şimdi 200 kilometre demek İran'ın içerisinden bu saldırının yapıldığı anlamına geliyor. Şimdi İran topraklarından bir mühimmat fırlatılıp burada gördüğümüz işte bu resimdeki işte o bölümü tahrip edecek, içerideki işte İsmail Haniye'yi şehit edebilecek bir şeyi var, durumu var. İran toprakları içerisinden böyle bir saldırının yapıldığını bu açıklamayla devrim muhafızları da kabul etmiş oluyor dolayısıyla. Bu asıl bana kalırsa en vahim durum. Yani biz biraz daha tabii şey diye bakıyorduk konuya. Yani işte F-35'ler kalkmıştır. İran sınırına, hava sahasına belki bir miktar girmişlerdir. Ondan sonrasında çıkmıştır diye bakıyorduk. Ama yok. Hani bu açıklama bize şunu söylüyor. İran toprakları içerisinde İsrail'e ait birlikler var. Bu birliklerin farklı mühimmatları var. Bunlar gelip burada saldırı yapmış. Ya yani bu inanılmaz bir istihbarat zafiyeti. Bir devletin egemenliği adına çok bir böyle gerçekten vahim bir durum. Yani şunu düşünebiliyor musunuz? Türkiye toprakları içerisinde başka bir devlet silah konuşlandırmış ve onunla sizin Cumhurbaşkanlığı konutunuzun yakınında, çok yakınında bulunan bir yere saldırı düzenliyor. Yani bu yaklaşık şey gibi düşünün. X devlet Kayseri'ye, Konya'ya bir yere bizden habersiz bir silah yerleştirip saldırı yapacak. Yani İran'ın yaşadığı durum aslında buna çok benzer bir durum şu anda. Bu açıdan oldukça vahim bir durum bana kalırsa. Peki Sayın Doğan, neden kabak gibi ortada olan bir binada konaklatıyorlar ve kim karar veriyor buna, nerede konaklayacağına? Şöyle, bu işlerde yani ilgili ülkenin Cumhurbaşkanlığı'nın, onların protokol ekiplerinin biliyorsunuz bir şeyi oluyor, tasarrufu oluyor. Ama neticede sizin ilgili istihbarat biriminden, mesela Türkiye'de olsa emniyet istihbarattan, örneğin işte Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan, buna göre siz girdileri alır Cumhurbaşkanlığı. Ona göre protokol ekibi der ki işte şurada konaklatın. Çünkü bu kişinin bir hayati tehlikesi olduğu bangır bangır söylenen bir durum. Şimdi siz de demin söylediniz, bazı tutuklamalar var, şeyler var. Ya muhtemelen içeriden İsrail'in ciddi bir istihbarat kaynağı var. Bu o tutuklamalar da bir yandan bunu gösteriyor değil mi? Çünkü askeri düzeyde tutuklamalardan bahsediyoruz biz. Kesinlikle öyle. Yani bunun biliyorsunuz çok hikayesi var aslında. İsrail'in İran'ın içerisine çok üst düzey makamlara kadar soktuğu çeşitli işte Mossad ajanları var, farklı istihbarat unsurları var, devşirdikleri birçok eleman var hani İran'da. Ya yani bu çok büyük bir istihbarat zafiyeti. Bununla birlikte hani işin işte güvenlik protokol kısmına baktığınız zaman, ya hatırlarsanız Cumhurbaşkanı İran'ın daha çok kısa bir süre önce bu protokol durumundan, bu işte özensizlikten hayatını kaybetti bir kazada. Ya biz o zaman da aynı şeyleri söyledik. Şimdi hani bu buradaki bu istihbarat zafiyeti beni çok şaşırtmıyor açıkçası. Ama gerçekten şaşırtan ve üzen şey şu: sizin devletinizin sınırları içerisinde başka bir devlet silah yerleştirip bangır bangır onunla, ki bu ilk kez değil. Daha öncesinde yanlış hatırlamıyorsam 2000
13-14'lü yıllarda benzer bir saldırı daha yapmıştı İsrail. Ya hiç ders almamışsınız demektir bu. Yani geçmişte olan bir şey bu. Hiç ders de alamamışsınız. Hala bunu yapıyorlar. Ya bu hani İsrail bunu çok rahat kullanır. Herkese de bununla ilgili mesaj verir. Der bakın ben gerekirse İran'ın topraklarının içerisinden bile vururum onları. Siz de buna karşılık hani nasıl bir cevap verirsiniz de denk olur, mutakabiliyet sağlanır. Ben çok emin değilim açıkçası. Peki Kadir Bey, yani açıklamada Amerika Birleşik Devletleri de bu suikasta destek verdi diyor ve çok da net bir ifade. Bu nasıl bir sonuç doğuracak şimdi sizce? Şöyle, Amerika'nın bölgede çok yoğun zaten bir istihbarat faaliyeti var. Yani şöyle, İsrail'le ortak müşterek çalışıyor bu iki ordu. Evet, bilmediğimiz bir şey değil. Evet evet, biz yani bunu zaten hani görüyoruz. Bakıyorsunuz mesela işte şeye, örneğin Ukrayna'da da benzer bir durum vardı. Çeşitli işte uydulardan destek veriyorlardı. Sahada işte bölge ülkelerinde, özellikle Ürdün'de mesela, işte Katar'da, bazı bölgelerde, Suriye'de Amerika'nın çok yoğun elektronik harp sistemleri var, radar sistemleri var. Hani bunlar işin teknik kısmı. Bir de şöyle düşünün, İsrail İran'ın içerisine böyle bir saldırı yapabilecek cüreti kendinde bulup böyle imkanları sağlıyorsa, Amerika'da böyle bir cüreti buluyordur kendini. Onlarda da vardır böyle altyapılar, imkanlar. Çünkü istihbarat örgütleri bu iki ülkenin birbirleriyle çok iç içe geçmiş durumdalar. Hı hı. Genelde Amerika her türlü desteği sağlamakla yükümlü hissediyor kendini İsrail'e karşı. Yani bu bir gereklilik gibi onlar için aslında. O yüzden hani Amerika'nın zaten dahil olmadan bu gibi şeyleri çok bölgede yapamazsınız. Amerika her konuda, işte Suriye'de de biliyoruz benzer durumlar yaşanıyor, Irak'ta da yaşanıyor. Kimi zaman Türkiye'ye karşı da benzer durumlar yaşanıyor. Yani PKK'nın yaptığı birçok saldırıda hani açık olan bir şey var. Yani bu ülkelerin sağladığı teknik ve istihbari destekler var. Benzer bir durum işte bu saldırı için de geçerli. Yani neticede çok, açıkçası bana kalırsa çok üzücü bir durum. Yani bir devletin böyle bir duruma düşmesi gerçekten çok üzücü. Mevcut imaj kaybının devamını da getirdi.